first. Thank you. Yeah, we do good now. We win all of our matches. We improve game by day. Every game we improve. So yeah, we are happy. The team is happy. About this game, it was a tough game for us. But I think we did it good. So I'm happy we bring the 3 points home. Teşekkür ediyorum. Evet, iyi bir ivme yakaladık. İyi gidiyoruz, iyi ilerliyoruz ve maç maçta geliştiğimizi düşünüyorum. Elbette ki mutluyuz. Takım da çok mutlu. Ben de aynı şekilde çok keyifliyim aldığımız neticeden. Maçla alakalı zor bir maç düşünüyorum ama saha içerisinde kolektif olarak iyi işler çıkardığımızı da söyleyebilirim. Almış olduğumuz galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Kaldı. İkinci yarıda da oyuncu değişikliği olmadan oyunu çevirmeyi başardı. İsmail Kartal kendileriyle ne konuştu? İkinci yarıda ne? In the first half we can say that in terms of organization we were not very good as a team. But second half, even though we didn't make a substitution when we start the second 45 minutes, we managed to score and managed to show a good performance. What has been changed? What did you talk in the dressing room at the first 45 minutes? What did head coach tell you before the second half start? I don't think we had problems in the first half. Only we need to play more carefully. Don't lose the ball quickly. Just play, because when we play, they don't touch the ball and we create chances. So the second half, the coach told us to be more, to play easy, and the chances will come, and that's what we did. Açıkçası ilk 45 dakikaya bakacak olursak bizim açımızdan çok fazla büyük bir problem yoktu ama basit top kayıpları yapmıştık. Dolayısıyla topa daha çok sahip olduğumuzda rakip topa sahip olma anlamında, topu kazanma anlamında çok fazla şans yaratamadı topu tekrar geri kazanmak adına. İlk yarı bittikten sonra devre arasında hocamız bize biraz daha sakin oynamamız gerektiğini, daha basit oynamamız gerektiğini, eğer bu şekilde oynarsak şansları yaratacağımızı söylemişti. Bizler de bunu gerçekleştirdik. Kendisi çok potansiyelli bir oyuncu ve düzenli forma şansı bulmaya başladı. Üst üste maçlar oynuyor. Geçen hafta da çok iyi bir kafa golü attı. Kendi gelişimi hakkında neler söylemek ister? Ne durumda? Nasıl hissediyor kendisi? You have a big potential and you've been playing regularly in the team. And the last game, we can also say in the last games you also scored a header goal. What would you like to say about your own development and how do you feel yourself? Of course, I'm happy that I'm playing right now. As you know, the first 6 months I was here, I didn't play. But yeah, it was a new season. I played good in the preseason, so I'm happy that the coach shows trust in me. And yeah, I need to improve. Also, I'm happy with how I play, but it can be better, you know. So I also improve day by day, and I hope I can show the fans and everyone else that I can be better than this also. Evet, tabii ki de sahada olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Buraya geldiğim zaman ilk 6 ay forma şansı bulamamıştım ama yeni sezona başladık ve sezon öncesinde de bana göre iyi bir oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum kendi adıma. Hoca da bu anlamda bana güveniyor. Bu konuda da gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyebilirim ama kendi adıma tabii ki geliştirmem gereken noktalar da var. Evet, şu an göstermiş olduğum performanstan dolayı mutluyum. Evet, ama çok daha iyisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum ve gün gün, hafta hafta çok daha kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Herkese, taraftarlarımıza, camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum. Genç bir oyuncu olarak tabii Dzeko, Fred, Batshuayi gibi tecrübeli ve yıldız oyuncularla birlikte oynuyor, mücadele ediyor. Onlar ona ne katıyor, konuşuyorlar mı, neler söylemek ister? So in the team there are young players, and you're also one of the young players, we can say that you are all playing with Tadic, Jacob, Fred and Mishi Batshuayi, and I'm sure that you're also communicating among you. What do they contribute to young players and what do they contribute to you in the team, these names? Of course, they are big players, they help us a lot. They just tell us what to do, how we can improve our mistakes. So yeah, but in our club, like we're like a family, so everyone is the same. Not just the younger player or the older player or the better player. So everyone is the same and everyone help each other. The younger players can say something to the older guys and we need to accept the things the older guys tell to us. Evet, bu saydığımız isimler gerçekten büyük oyuncular ve bizlere gerçekten fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Ve ne yapmamız gerektiği konusunda, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, bunlarla alakalı bizlerle sürekli olarak
konuşuyorlar, hatalarımızı söylüyorlar ki daha iyi bir oyun ortaya koyabilelim. Zaten kulüpte şöyle bir atmosfer var. Biz şu anda aile gibiyiz. Genç, yaşlı veya çok daha iyi oyuncu gibi bir ayrımımız söz konusu değil. Herkes aynı ve herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes birbirini dinliyor ki takıma daha fazla katkı sağlayabilsin.